Bugün genetik mutasyonların sebepleri üzerine konuşacağız ama asıl konumuza geçmeden önce mutasyonların hücre DNA'sındaki hatalar olduğu ve hücre DNA'sında iki tip ana mutasyona rastladığımızı hatırlatmak istiyorum. Bunlardan ilki nokta mutasyondur. Nokta mutasyon, DNA bazlarından birinin yer değiştirmesi sonucu farklı bir RNA kodonu ortaya çıkması sonucu oluşur. Türkçe'ye çerçeve kayması olarak çevrilebilecek ve İngilizce adı frame shift olan mutasyonlar ise RNA'nın okunma çerçevesindeki değişiklikler sonucu ortaya çıkar. Burada RNA dizilimindeki nükleotitler o kadar da değişmemiştir. Ancak kodonlar okunma çerçevesindeki kayma yüzünden değişiklik gösterecektir. Az önce de söylediğim gibi bu videoda nokta ve frame shift mutasyonlarının sebeplerini inceleyeceğiz. Nokta mutasyonları bazların yer değiştirmesi yani bir DNA bazı yerine başka bir bazın gelmesi sonucu ortaya çıkar. Bazların yer değiştirmesi birkaç farklı şekilde gerçekleşebilir. İki pürenin yani adeninin guaninle veya tam tersi guaninin adeninle yer değiştirmesine ya da iki primidin yani sitozinin timinle ya da timinin sitozinle yer değiştirmesine transisyon ya da geçiş adı verilir. Transversiyon ya da çapraz aktarmada ise adenin ve guanin, sitozin veya timin ile yer değiştirir. Başka bir deyişle bir pürin yerine bir pirimidin ya da bir pirimidin yerine bir pürinin gelmesi demek oluyor. Nokta mutasyonuna sebep olabilecek son mutasyon tipi ise yanlış şifleşme ya da eşleşmedir. Yanlış eşleşmede Watson-Crick baz eşleşmesine sahip olmayan bir DNA dizilimi söz konusu. Normalde A, T ile G ise S ile eşleşirken, yanlış eşleşmede A ile S'nin ya da G ile T'nin eşleşmesi görülür. Yanlış eşleşme, bir pürin ve bir pirimidin arasında A ve G yani iki pürin ve T ve S yani iki pirimidine oranla daha sık görülür. Sırada çerçeve kayması mutasyonları var. Karşımızda 3 CTC birimini takip eden bir S bazından oluşan bir DNA dizilimi var. Bu 3GAG'yi takip eden bir G bazı şeklindeki bir RNA dizilimine dönüşür ve GAG kodonları da glutamat amino asidini kodlar. Çerçeve kayması mutasyonuna söz konusu olan DNA dizilimine eklenen bir baz sebep olabilir. Dizilime eklenen altını çizdiğim ekstra sitozin bazı, RNA diziliminde fazladan bir G bazına sebep olacak ve translasyon sırasında okunan kodon çerçeveleri de bu sebeple kayacaktır. Aslında burada anlatmak istediğim 3 GAG kodonu yerine 1 GAG ve sonunda 2 ekstra baz ile 2 GGA kodonu. Bunun sonucunda da 3 glutamat yerine 1 glutamat ve 2 glisin elde ederiz. Çerçeve kayması mutasyonu bir de silinme sonucu gerçekleşebilir. Silinmede orijinal dizilimdeki bazların biri silinir. Burada ilk timin bazının silinmesi yine okunma kodonunda bir kaymaya sebep oluyor ve sonuç olarak 3 GAG kodonu yerine 1 GGG ve 2 AGG kodonu ile bir glisin ve 2 arginin'den oluşan bir protein elde etmiş oluyor sonuç olarak. Gördüğünüz gibi hem eklenme hem silinme çerçeve kayması mutasyonuna sebep oluyor. Bunların yanında tekil nükleotit seviyesinde olmayıp bazı bas çiftleri yerine kromozom seviyesinde olup da genleri etkileyebilen daha büyük ölçekli mutasyonlar da vardır. Öncelikle bir kromozomdaki genlerden birinin bir başka kromozomdaki genlerden biriyle yer değiştirdiği translokasyondan bahsedelim. Bu arada translokasyonun benzer olmayan kromozomlar arasında gerçekleştiğini eklemek istiyorum. Buradaki mavi kromozom eğer 10. kromozomsa, yeşil olan kromozom farklı bir kromozom olmalıdır. Bu translasyonu benzer kromozomlar arasında mayoz bölünme sırasında gerçekleşen çaprazlamadan ayırır. Sırada aynı kromozomdaki iki genin yer değiştirdiği kromozomal inversiyonlar var. Yeşil ve mavi genler mutasyondan sonra kromozomun farklı yerlerine gelir. Bu mutasyonların ikisi de geni kodlayan nükleotidleri etkilemediği için bu tip mutasyonlar genin kodlandığı bilgiyi değiştirmenin yanında genin kodlanmasını da düzenler. Kromozomdaki bir genin yeri, kromozomun nasıl düzenlendiğini belirler. Bu histon konfigürasyonu, promotör bölge veya e, farklı bir düzenleme süreci sonucu gerçekleşebilir. Peki ne öğrendik? Küçük ölçekli mutasyonların DNA'yı nükleotit seviyesinde etkilediğini, bunların nokta mutasyon adı verilen transisyon, transversiyon ve yanlış eşleşme şeklinde gerçekleştiğini, eklenme ya da silinme şeklinde gerçekleşen ve çerçeve kayması denilen küçük ölçekli mutasyonlar da olduğunu son olarak da büyük ölçekli mutasyonların translokasyon ve inversiyon olarak gerçekleştiğini ve DNA'yı kromozom seviyesinde etkilediğini öğrendik.